Herkese günaydın. Saat 9. 9.10 geçiyor. Az önce gördüğünüz gibi -4.5 derece şu anda hava. Şu anda iyi. Didi'yi az önce okula götürüp bıraktığımda -7 idi. Şimdi Tesco'ya geldim. Evde işte süt falan bitmişti. Tereyağı falan almam lazım. Ufak böyle bir alışveriş yapacağım hemen. Ondan sonra da eve gideceğim. Size de bir günaydın demek istedim. Şöyle Tesco'ya geldiğim zaman magazinlere falan bakmayı çok seviyorum. Şöyle dergilere, yemek dergileri olsun. Evle ilgili olan dergiler. Şunlar falan. Çok seviyorum bunları. Yeni yıl için hep hediyelikler gelmiş. Şöyle mesela bir kupa. Şöyle pankek yapabileceğiniz bir küçük bir tava, döküm tava. Şöyle hot chocolate yapabileceğiniz toplar. Şöyle Costa'nın kahve bardakları, içinde şurupları falan var. Bisküvi var. Bir sürü hediye. Harry Potter çılgınlarına. Star Wars.
Osho'dan bir alışveriş yapmıştım. O geldi. Bir ceket aldım. Polar gibi. Burada çok iyi oluyor kışın özellikle. Biraz uzun bir de. Çok seviyorum böyle uzun böyle kalçalarımı falan örtünce sıcak sıcak oluyorum. Onu istedim. Şimdi birlikte açalım. Şöyle. Şurada cepleri var. Önü fermuarlı. Bunun aynısının normal böyle üstte giyilen boğazlı üstünden almıştım 2 sene önce. İki renginden almıştım. Bir böyle kırık beyaz, bir de kahverengisini. Hala giyiyorum onları. İnanılmaz sıcak tutuyor ve çok memnunum. Dışı şöyle. İçi de şöyle polar yumuşak. -15 dereceye kadar da sıcak tutuyormuş. Extra warm. Small beden aldım ben bu arada ki small'a göre bile geniş kalıp. Bir hemen bir denemek istiyorum. X-small bile alsam olurmuş. Ama böyle içime kalın şeylerle giyerim diye düşündüm. Nasıl small oluyor? Şöyle. Bayağı geniş bu arada. Yani alırsanız X small'una da bakabilirsiniz. Şöyle. Şu kadar. Ama oversize seviyorsanız bence çok okey. Dizlerimin altına geldi bu arada boyu. Yakası da şöyle. Kapatınca da şöyle tamamen boğazımızı kapatıyor. O açıdan da güzel. Lidya şimdi okuldan geldi. Lidya'yı aldım, geldim. Okulda shortbread yapmışlar. Bu İskoçya'nın meşhur kurabiyelerinden. Ben kendim yaptım. Evet. Şöyle kırılmış gerçi şey şeklindeymiş çam ağacı. Şimdi kahve yaptım, onu deneyeceğim. Heyecanla. Merak Çok ediyorum. güzel. Şimdi Lidya'nın shortbread'ini deniyorum. Bakalım nasıl olmuş Lidik. Bakın puan vereceğim, tamam mı? 10 mi yoksa başka mı? 9 mı yoksa 8 mi? Çok güzel. Gerçekten çok güzel olmuş Lidya. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Vallahi daha olsaydı yerdim. Çok güzelmiş. Bayıldım. Nasıl yaptın? Önce ne koyduğumu Butter mı koydun? 60 grams of sugar. Hı. Ondan sonra 60 gram şeker. 150 grams of butter. 150 gram yağ, tereyağı. Hı. Ve de 250 flour. İnanmıyorum. 250 gram un. Bu kadar mı? Ondan sonra mix yaptık.
Flower. Hani böyle butter böyle birazcık zor ya. Hani evet, o zor soft, toplanıyor. Soft oldu. Ondan sonra dough oldu. Ondan sonra shape'ler yaptık. Ondan sonra air fryer koyduk. Çıkardık. Kek yaptık. O zaman bunun aynısını evde de yap. Tamam mı? Aynısından istiyorum ben. Tamam mı? Okay. Bizim de shape'lerimiz var. Okey, ondan sonra kek yaptık. Ondan sonra oldu. Baban yedi mi? Bak, sor bakayım. Baba yedin mi? Yiyorum şimdi. Nice. Çok iyi değil mi? Mami, yaptın mı wait? 1 to 10. He, 1 to 10. Tabii ki 10. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anneciğim. You get 11 out of 10. This is the best shortbread I have ever tasted. Yeah, exactly. Well done. Well My gosh. Evet. Çok seviyorum seni. Canım benim. Evde de yap bundan, tamam mı? Okay. Sen çünkü gramlarını biliyorsun. Kaç gram olduğunu. Hepsinden istiyorum, tamam mı? Yapayım istiyorsa bugün. Bugün değil de şey, weekend'de yapalım. Okay. Tamam mı? Tamam. Tortumu yapacağım. Hadi git yap. Bugün sabahleyin yürüyememiştim. O yüzden akşama kaldı. Daha önce de dediğim gibi her gün yürümeye çalışıyorum. Sabah genelde yürüyorum ama yürüyemezsem de akşam yürüyorum. O yüzden şimdi yürüyüşümü yapacağım bir saatlik. Zaten bizim için günün kapanışı artık neredeyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.